Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere yönetmen Osman Sedan'dan bahsedeceğim. Osman Fahir Sedan kimdir? 22 Mart 1924'te doğan 1 Eylül 1998'de vefat eden Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncudur. Osman Fahir Seden Alman Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Yaşamı boyunca yüzün üzerinde senaryo yazıp film yönetti. Yönetmenliğini yaptığı filmlerde küçük roller aldı. Lütfü Akat'la senaryo çalışmaları yaptı. Birçok filmini çektiği Sedan filmi kurdu. 1951 yılında Kani Kıpçak'ın yönettiği İstanbul Kanalarken adlı film senaryosunu yazarak sinemaya girdi. 1956'da ilk filmi e, Kanları ile Ödedileri çekti. 1959'da çektiği Düşman Yolları Kesti adlı filmde Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasına girdi. Bazı önemli filmlere Düşman Yolları Kesti, Namus Uğruna ve Çalı Kuşudur. Genellikle duygusal filmler çekmesine rağmen ilk dönemlerinde Feridun Karakaya'nın Unutulmaz Siplemesi, Cilalı İbo serisi gibi filmleri de yönetti. Sinema filmlerinin dışında son dönemlerde pek çok TV dizisinin yönetmenliğini yaptı. Sanat yaşamı boyunca pek çok ödül kazanan yönetmene Kültür Bakanlığı tarafından 91 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Prostat kanserinden dolayı 74 yaşında öldü. Aynı zamanda kendisi Adana Ceyhan kaymakamlığı yapmış olan Şey Ahmet e, Hamdi Efendi'nin de torunudur. Filmografisine bakacak olursak e, 1989 yılında Zehir Hafiye filminde senarist olarak yer almış. En sonuncusundan bahsedeceğim sizlere çünkü çok sayıda yaptığı çalışma var. 1951 yılında İstanbul kanalarken de e, senarist olarak yer almış ve aynı zamanda evet aynı zamanda yapımcı ve yönetmen olarak yer almış sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim evet e, özellikle şu Kuyu'yu izlemişsinizdir. Bunu Osman Seden yönetmiştir. Bir filmin yapılmasında yapımcısının, e, yönetmenin ve senaristin ve oyuncuların mutlaka payı vardır. Evet, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarından haberdar olmak için hoşçakalınız.